hanımlar. Bir Semra Hanım tanıyalım bakalım, geliniyle nasıl tanışmış, nerede tanışmış. Bir de seni tanıyalım arkadaşım. Ben Semra, Denizliliyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 57 yaşındayım. 57. İkinci evliliğim. Oğlum, bir de kızım var ilk evlilikten. Ev hanımı mısınız? Ev hanımıyım. Emekli misiniz? Emekliyim. Emeklisiniz, evet. Evdesiniz artık. Evet. Ama çok yeni gelin, yani 70 gün önce evlenmiş. 72 saat. 2 saat, pardon. 72, evet. Ne 70 günü? Ya niye bu kadar acele ettiniz? Koşa koşa balayına gitmeden buraya geldiniz. Balayına da mı gitmedin? Evet, balayına da gitmedin. Gitmeden. Peki nasıl tanıştı oğlunuzla gelininiz? Oğlumu ben tanıştığını görmedim. Nasıl onu, yani? Onları takip ettim. Restoranda oturuyorlardı, ben saklandım orada. Onları bakıyordum. Benim oğlan beni gördü. Anne dedi, geldi yanıma. Öyle gittim, öyle tanıştım gelinimle. Tanışmadı, ay, beni sakladı. Tanıştırmadı beni. Kendisi nasıl tanışmış? Onu işte tanışmışlar daha önce. Bilmiyorsun. Pamukkale'ye gezmeye gelmişler Denizli'den. Öyle tanışmışlar. He, tanışma hikayelerini de bilmiyorsunuz. Bilmiyorum işte, öyle. Kızlar yeter bence, bu kadar günlük saçmalama kotanız doldu. Ben birazcık yeni gelinimizi tanımak istiyorum. Böyle gelinlikleriyle gelmiş. Biraz kendinden bahseder misin Sümeyra? Tabii ki de. Denizli'yim, 27 yaşındayım. Daha 72 saat önce evlendim. Aa, ne diyorsun, evet, ya? Kızlar. Tatlım, sen o kadar erken evlendin. Kız, gelinliği çıkarmadı mı 72 saatti? Hayır, daha çünkü onu bilmeye doyamadım. Sana. Balayına da gitmedin. Evet, balayına gitmedim, buraya geldim. O yüzden siz benim ne kadar hırslı olduğumu görün. Sümeyra, bak sen, efendim? Daha taze gelinsin. Evet. Ben bir hikayeyi çok merak ederim. Eşinle nasıl tanıştın, anlatır mısın? Eşimle tanışmamız şöyle. Kızlar sosyal medya üzerinden tanışmış. Ya! Evet. Aa, bakın duydunuz mu? Sosyal medyadan tanışmış oğlunuzla gelininiz. Hadi. Biliyor muydunuz siz? Bilmiyordum. Aa! Fotoğrafı dikkatimi çekti. Amerika'ya gidip gelmişti. Orada bir eşin fotoğrafı vardı. Eşin mi sana yazdı? Hayır, ben eşime ilk mesajı ben attım. Şaka yapıyorsun. Aa, yani inanmıyorum. Neden şaşırıyorsunuz ki yani? Hayır, yani kötü bir şey yok. Ben bana göre her şeyi ilk siz eşinizden mi bekliyorsunuz? Canım, bana göre. Yani evet. Özgüveniniz olup da hiç hareket edemiyor musunuz? Özgüvenle alakalıyorum sana. Peki tamam, internetten görüştünüz, mesaj da attın. İlk gördüğünde tepkin neydi? İlk gördüğümde şöyle bir tepki oluştu. Ben buluşma yerine önce gittim. Hüseyin beni birazcık bekletti de bu arada. Aa! İleriden bana bakmış, gerçekten o mu geldi diye. Haklı. Senin eşin çok fena ya. Biz yaklaşık 15 dakika oturduk falan. Sonra işte oradan ayrıldık, o beni eve bıraktı. Sonra bir gün boyunca hiç konuşmadık. O bana yazmadı, ben ona yazmadım. He. O da ben yazmıyorum diye yazmamış. En çok merak ettiğim konuya geliyorum. Kayınvalidenle nasıl tanıştın? Kayınvalidemle şöyle tanıştım. Eşim bir tane restoranları var. Oraya işletmeye beni götürdü böyle. Hem tanıştırma amaçlı hem yardım amaçlı gitmiştim. Evet. Öncelikle orada teyzesiyle tanıştım. Evet. Teyzesiyle tanıştıktan sonra kayınvalidemin o olduğunu bilmeden kayınvalidem içeriye girmişti kızlar. Evet. Daha sonrasında çaprazda bir masamız vardı. Oraya oturdu. Ben onu müşteri zannetmiştim oraya girdiğinde. Yani kayınvalidem olduğunu bilmiyordum kızlar. Bana hoş geldin veya merhaba kızım falan diyerekten hiç seslenmedi zaten. Onun tepkisini daha sonra sorduğumda, öncelikle teyzesiyle tanıştığım için birazcık sinir olmuş. Ha, ilk kendi seninle tanışmıştık. Evet, o yüzden bana selam vermek istememiş. Genel olaraktan soğuk bir insandı.